Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Diyarbakır'ın meşhur e, duvaklı pilavını hazırlayacağız. Hem görüntüsü hem lezzeti gerçekten 10 numara, 5 yıldız diyeceğimiz cinsten. Masalarda inanılmaz şık ve güzel görünüyor. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Pilavımız için bir kaseye iki buçuk su bardağı baldo pirinç alalım. Üzerine kaynar su dökelim. Ben pirinci her zaman kaynar suda yarım saat kadar bekletiyorum ve sonucu gerçekten çok güzel. Pirinç olarak da baldo pirinci tavsiye ederim. Yine tane tane gayet güzel oluyor. Bir kaşıkla karıştırıp yarım saat kadar sıcak suda bekletelim. Pilavımızın üzerini süslemek için yarım çay bardağı çiğ bademi tavamıza alıp üzerine sıcak su ekleyelim. Bu yöntemle bademler inanılmaz kolay çabucak soyuluyor. Ocağımızı açalım. 1 dakika kaynattıktan hemen sonra bademleri soğuk suya tutalım. Yıkayıp süzdürdüğümüz bademlerin hemen kabuklarını soyalım. Bu teknikle inanılmaz kolay soyuluyor. Pilav için genelde saatlerce uğraşmadan bir dakika kaynatıp bu şekilde kolaylıkla soyabilirsiniz. Soyulmuş bademlerin kuruması için bir kağıt havlunun üzerine alıp ve kurutalım. Bu şekilde biraz bekletirsek iyice kuruyacaktır. Şimdi pilavımızın kıymalı harcını hazırlayalım. Tavamıza zeytinyağı alalım. Sizler zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağımız iyice ısındıktan sonra üzerine bir tane yemeklik doğranmış, minik minik doğranmış kuru soğanımızı ekleyip ve orta ateşte soğanımızı kavuralım. Kavrulmuş soğanın üzerine 250 gram dana kıyması alalım ve karıştırarak kıymamızı da güzelce kavuralım. Az kıymayla ortaya oldukça nefis bir pilav çıkacak. Kavrulmuş kıymanın üzerine bir yemek kaşığından daha az yarım yemek kaşığı kadar tereyağımızı ekleyip üzerine tuz, ve karabiber serpelim. E, tuz ve baharatını damak tadınıza göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Tekrar karıştıralım. Kıymamızı iyice kavurduk. Bu aşamadan sonra ocağımızın altını kapatıp e, bir tutam ince ince doğranmış maydanozumuzu ekleyip ve tekrar karıştıralım. Hemen unutmadan üzerine bir tatlı kaşığı pul biber serpelim. Daha acılı isterseniz miktarı arttırabilirsiniz. Tekrar karıştıralım ve kıymalı harcımız hazır. Kuruttuğumuz bademleri küçük bir tavaya alıp üzerine bir tatlı kaşığı tereyağını ekleyelim. Orta ateşte bademler kavruluncaya kadar karıştırarak güzelce kavuralım. Ara ara karıştıralım ki bademleri yakmayalım. Bademleri kavurduk. Şimdi bir kenara kaldırıp son olarak da pilavımızı yapmaya geçebiliriz. Pilav için tavaya zeytinyağını alıp kaynar suda beklettiğimiz pirincimizi yıkayıp ve iyice süzdürelim. Yağımız iyice ısındıktan sonra hemen süzdürmüş olduğumuz pirinci tavamıza alıp üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpelim. Tuzla birlikte şeffaf renk alıncaya kadar kavuralım. Bu aşamada ocağımızın altını biraz kısalım. Pilavı tutturamıyorum diyenler e, lütfen bu aşamalara dikkat etsinler. Evet pirincimiz şeffaf renk aldı. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağını alıp ve suyunu ekleyelim. Normalde e, suyu ölçülü olarak kullanmıyorum ama bugün sizler için tam ölçü verebilmek için su miktarını da ölçeceğim. Üzerine iki buçuk su bardağı kaynar suyumuzu ekleyelim. Hemen bunu da belirtmek istiyorum. Pilavın cinsine göre su çekme oranı değişebilir. Kontrollü olarak ekleyelim. Evet iki buçuk su bardağı eklemiştim. Tekrar yarım su bardağı ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı kaynar su kullandım. Tavamızın kapağını kapatıp ve ocağımızın altını kısalım. Pilavımız göz göz olduktan sonra pişmiş demektir. Tekrar karıştırıp ve dinlenmeye bırakalım. Pilavımız gayet güzel dinlenmiş, tane tane dökülen, inanılmaz lezzetli bir pilav. Bu pilavı sade olarak da yapabilirsiniz. Duvaklı pilavımızın hemen sunum aşamasına geçebiliriz. E, kıymalı harcınız soğumuşsa çok az ısıtabilirsiniz ve istediğiniz kalıbı kullanarak ters çevirebilirsiniz. İster kek kalıbında, isterseniz kasede. Ben bugün e, sunum kabında, ayaklı sunumlukta ters çevireceğim. Kıymamızı kabımıza aldıktan sonra bir kaşıkla iyice yayıp ve hafifçe bastıralım. Pilavımızı tekrar karıştırdıktan sonra kıymalı harcın üzerine alalım. Bu tarifi ister porsiyonluk, isterseniz bütün olarak yapabilirsiniz. Evet pilavımız gerçekten harika görünüyor. tane tane çok güzel bir pilav. Ters çevirirken dağılmaması için mutlaka kaşıkla iyice bastıralım üzerine servis tabağını kapatıp ters çevirelim. Gerçekten inanılmaz, şık ve güzel bir pilav. Misafirleriniz için gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Pilavı kaşıkla iyice bastırdığımız için ters çevirdikten sonra da kesinlikle bozulmuyor. Kavurduğumuz bademlerle üzerine süsleyelim. Sizler isterseniz bademleri 2-3'e kırıp kıymalı harcının içine de alabilirsiniz. Ama bu şekilde görüntüsü gerçekten muazzam oluyor. Duvaklı pilavımız hazır. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten muhteşem. Bir de porsiyonluk olarak yaptım. Söylemiş olduğum gibi sizler ister porsiyonluk, isterseniz bütün olarak yapabilirsiniz. Bunun da üzerine süsleyelim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz, duvaklı pilav hakkında kıymetli yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel emojilerinizi bırakırsanız izlediğinizi anlamış olurum. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalımda birçok pilav tarifi bulabilirsiniz. Videonun alt kısmına linkini bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Videomu izledikten sonra sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.